Kendisi gündem podcast'imize hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen hafta belirttiğim üzere yeni yıl sonrasında hareketlilikler de artmaya devam ediyor. Umarım bu hafta da hepimiz için bol hareketli, bol yenilikli bir hafta olur. Bu arada yenilik demişken hafta sonu HBR Türkiye'de bir makale okudum. Şirketleri inovasyon lideri yapan 5 özellik şeklinde bir başlığı var. Dilerseniz hani bütün yazıyı web sitesinden siz de okuyabilirsiniz. Yazara göre bu 5 özelliğin ilk maddesi tabii ki hız. İnovatif şirketlerin beklemekten ziyade hemen harekete geçmesini, işte değişiklikleri mümkün kılmak için denemek, hatalarından öğrenmek ve tekrar denemek yaklaşımını benimsediklerini, yıllık değil aylık hatta haftalık düşündüklerini belirtiyor bu şirketlerin. İkinci madde veri odaklı karar verme, yani veriye dayalı. Müşterilerini daha iyi anlamak ve sonuçları ölçmek için veriyi kullanan ve bu verileri ayrıştırmak için gelişmiş analizler yapan şirketler inovasyon lideri olma yolunda hızlı ilerliyor. Gerçek yenilikçiler ticari sezgi tek başına yeterli olmadığı için birden fazla veri kaynağından yararlanıyor demiş. Üçüncü madde üst yönetimin inovasyona bağlı. İnovasyon lideri şirketler inovasyona inanıyor ve öncelik veriyorlar. Çalışanları arasında yenilikçi fikir ve davranışları somut ödüllerle teşvik ediyorlarmış. Dördüncü madde girişimcilik kültürü. Girişimcilik kültürünü ciddiye aldıklarından ve çalışanlarını bir girişimci gibi hareket etmeleri için teşvik ettiklerini belirtiyorlar. Son maddede müşteri odaklılık olarak belirtmişler. Bu şirketler müşterilerine kulak veriyor. Onları tatmin edecek yenilikler için neye ihtiyaç duyduklarını, ne istediklerini veya şirketlerden ne beklediklerini, ürünleri veya hizmetleri nasıl, ne zaman, nerede kullandıklarını bilmeleri gerektiğini düşünüyorlarmış. Arkadaşlar müjdemi isterim. Wikipedia tekrardan yayında. Tabii burada Wikipedia'nın avukatı, ünlü avukat, hani daha önce Twitter'ın vesaire avukatlığını yaptı, hala yapıyorum bilmiyorum ama Gönenç Gürkayna hani çabalarından dolayı bir teşekkür borçluyuz bence ülke olarak. İnsanların bilgi alma özgürlüğünün olduğu dijital ve şeffaf bir çağda yaşıyoruz değil mi? Bilgiye erişimin ücretsiz olduğunu, olması gerektiğini savunuyoruz. Ve hatta bu fikirleri uğruna ölen binlerce insan var yani. Hani okuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Ya şu anda internette yayın yapan haber sitelerine bakıyorum. İşte her gün neredeyse yüzlerce sahte haber var. Yani sırf tık almak için, yani sırf bir ziyaretçi çekebilmek için işte Facebook'tan, Twitter'dan yalan başlık atan yüzlerce haber sitesi var. Bunlar yayında, hani bir sakınca yok ama Wikipedia kapalı. Neyse açıldı demek bence yetmemeli diye düşünüyorum hani. Açıldı. O çok şükür. Ya bence yetmemeli. Darısı PayPal'ın başına diyoruz. Bildiğiniz üzere Google 2019 Mayıs ayında mobil arama sonuçları sayfasını yenileyerek kullanıcıların aradıklarını bulmalarını kolaylaştırmıştı. Mayıs 2019'da yaptığı güncellemede mobil arama sonuçlarında. Google Search Lazen 13 Ocak'ta paylaştığı bir tweet var arkadaşlar. Şimdi Google aynı tasarımı masaüstü arama sonuçlarına getirdiğini de duyurdu. Google aramasının yani yeni masaüstü görselinde arama sonuçları kartının üstünde web sitesinin adı ve simgesi görünecek. Dolayısıyla artık bizler Google arama sonuçlarını daha kolay tarayabileceğiz. Son kullanıcı için oldukça güzel bir güncelleme oldu. Arkadaşlar diğer haberimiz Marketing Türkiye'den bir makale okudum. Cilami Türkiye'nin 5000 üzerinde kullanıcının görüşlerini aldığı araştırmaya göre moda alışverişini internet üzerinde yapan kullanıcılar arasında Avrupa'nın en fazla yorum yazan ve okuyan ülkesi Türkiye. Yani Türkiye bu alanda zirveye yerleşmiş. Cilami Türkiye'nin araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %97'si moda alışverişlerinde yorumları okuyormuş. Bu da aslında bizlerin ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor. Ya keşke sadece modada olmasa tabii. Bence kadınların araştırmacı etkisi bunda büyük. LinkedIn, blockchain'in 2020'nin en çok aranan teknolojisi ve iş pozisyonu olduğunu açıkladı arkadaşlar. Kripto paraların altyapısını oluşturan blockchain teknolojisi, LinkedIn araştırmacıları tarafından hazırlanan bir raporda hard skill olarak belirtilen listede birinci sıraya yükseldi. Hard skill aslında
LinkedIn araştırmacılarına göre bulunması en zor yetenek veya iş ilanı olarak tanımlanabiliyor. Bu da doğal olarak o tecrübeye sahip olan kişilerin çok hızlı iş bulmalarını sağlıyor. Hani blockchain alanında uzmanlaşmak isteyen veyahut uzman olduğunu iddia eden kişiler bence bu alandan ilerleyebilir. Hatta yani LinkedIn'i daha çok kullanmaları gerekiyor. Digital Age'de okuduğum Türkiye 2019 online alışveriş raporuna göre 2019 yılında çiçek ve elektronik alışverişinde harcamalar arttı. Gece yapılan alışverişler diğer alışverişlere göre daha fazla geri iade ediliyormuş. Yani uykusuzluktan olsa gerek. Artık ne aldığımızı bilmiyoruz demek ki gece. Okulların açılmasıyla birlikte sepet doluluk oranlarında ciddi bir artış gözlenmiş. Önceki yıllara nazaran 2019 yılında genel anlamda uygun fiyatlı ürünler tercih ediliyormuş. Hani bunda ekonomik durumun ve bence biraz hızlı tüketim alışkanlığının payı var. Taksitli alışverişlerden uzaklaşmışız 2019 yılında. Yani en fazla 3 taksit seçeneğini seçmişiz. Aslında bu madde bana biraz ilginç geldi. Hani ekonomik duruma bağlayacak olsak aslında taksitli alışverişlerin artması gerekiyor. Lakin burada tam tersi bir durum söz konusu. Hani bunu belki de bir üst maddeyle birleştirebiliriz bence. Hani hızlı tüketim, ucuz ürün, al kullan, at, hani tekrar al gibi durumlardan ötürü olabilir. Netflix 2020'de içeriye 17 milyar dolar harcayacak. İşte Disney Plus, Apple TV Plus'ın yayına girdiği son çeyrekte önemli bir kayıp yaşamadı Netflix biliyorsunuz. 2020'de içeriklerine 17.3 milyar dolar harcayacağını açıklamış. Bu miktar 2019'daki 15.3 milyar dolarlık harcamayı geride bırakıyor tabii. Arkadaşlar güzel bir haber var yani Van Art'tan okuduğum bir makale. Sonra gördüm, inceledim tabii, çok güzel. Spotify evcil hayvanları olanlar için bir platform yayın aldı. Pets.byspotify.com üzerinden de ulaşabilirsiniz, bu siteyi inceleyebilirsiniz. Sitede evcil hayvanınızın sahip olduğu özelliklere göre hazırladığı listeler var. İşte enerjik, utangaç, meraklı falan filan şeklinde. Hani bu listeleri evcil hayvanınıza dinletebilirsiniz böyle daha keyifli, daha kaliteli vakit geçirmesi açısından. Deneyebilirsiniz yani. Google'ın Ocak 2020 çekirdek güncellemesi yayınlandı arkadaşlar. Malum bunu duyurmuştuk daha önce de. Etkileri de sürüyor, hatta devam ediyor. Google Search Reason hesabından bir açıklama yapıldı. Ve bu güncellemenin neredeyse tamamlandığı belirtildi bu tweet üzerinde. Hani bu güncellemenin zaten etkilerini gözlemlemek için Google Analytics ve Search Console performans raporu üzerinden hani mevcut durumu sizler de izleyebilirsiniz. Web sitesi sahibi olan arkadaşlar. İşte Ahrefs, Semrush üzerinden de böyle işte anahtar kelimelerinizi vesaire bir kontrol edebilirsiniz. Sizlere olan yansımalarını görmek için. Geçtiğimiz hafta Sherpa'nın kitlesel fonlama ile yayınlamak istediği Her Şey Tasarım kitabının koleksiyonerler aşaması belki de Türkiye'nin en hızlı fonlanan projesi rekorunu kırdı diyebiliriz arkadaşlar. 2,5 gün gibi bir sürede tamamlandı. Proje şimdi koleksiyonerleri bitirdi tabii, tamamladı. Destekçiler paketiyle destek verenleri bekliyor. Projeye arıkovan.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Hani dilerseniz destek olabilirsiniz. Google arama sonuçlarında artık popüler ürünleri de göstereceğini duyurdu. Search Engine'de okudum bu makaleyi de. Bu makaleye göre hala hazırda trafiğimizin birçoğunun yani yegane kaynağı olan Google, hani sanıyorum ki bütün trafiği kendisi almak istiyor. Yani hani değerlendirmek istiyor. Hani al hepsi senin olsun abi hani. Ya bu güncellemeyle birlikte artık kullanıcılar arama yaptıklarında ilgili konuyla alakalı popüler ürünlerin hepsini görebilecekler. Ya bu da tabii ki ilk sayfa içerisinde yani ne yazık ki daha az web sitesinin yer almasına neden olacak. Diğer haberimiz yine Google'dan. Google Ads, ROAS hedefleme için bir teklif simülatörü yayınladı. Yani bu şu demek, dijitalde ne kadar harcarsak ne kadar kazanırız sorusunun cevabı da artık bir nevi verilebiliyor aşağı yukarı. İlgili simülatörü kullanarak hani hedeflediğiniz dönüşüme ulaşabilmek için reklamlara ne kadar teklif vermeniz gerektiğiyle ilgili bilgiler sunuyor sizlere. Hani bu haberi kuşkusuz e-ticaret siteleri fazlasıyla sevinmiştir bence. Özellikle niş alanda hizmet veren ticaret siteleri. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta bir sahte haber daha okuduk. Hani yaptığı yemek şovlarıyla hani sadece Türkiye'de değil hani global platformlarda da ünlü olan hani Reddit tarzı CZN Burak var biliyorsunuz.
Geçtiğimiz hafta Twitter'da öldü haberi yayıldı kendisinin. Hani Allah rahmet eylesin, Cezine Burak hashtag ile sanırım. Daha sonrasında adam ben ölmedim diye tweet attı yani hani o kadar. ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bu yayıldı, inanıldı vesaire. Yani ülke olarak dünyada en çok sahte haber üreten ülkelerin başını çekiyoruz ve hani Wikipedia'yı yasaklıyoruz. Bilmiyorum artık. Facebook hep ücretsiz olarak olacak hani dedi WhatsApp için biliyorsunuz. Ama sanırım kafası karıştı tekrar. Reklamlar konusunda bir ekip kurmaya karar verdi. Akabinde bu haber, bu karar da hani lobilere yansıdıktan sonra, haber sitelerine çıktıktan sonra bu ekibi tekrar dağıttı. Yani Facebook'un agresif bir şekilde para kazanma konusunu hepimiz biliyoruz. Ancak hani WhatsApp'la ilgili bu iddiaların sonu herhalde gelmeyecek yani. Şahsen ya yani ben bir an önce reklam modüllerini aktifleştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hani biz de kurtulmuş oluruz hani bunlardan. Bir de spam mesajlardan. Yani hani bu mesajı 10 kişiye göndermezsen WhatsApp 1 lira olacak falan. Hani herkese illaki denk gelmiştir. Ya inananlar ve paylaşanlar yoktur umarım hani bunu dinleyenler arasında. Bir diğer haberimiz güzel, mutlu eden bir haber. Hızlı büyümesi ve operasyonel yetenekleriyle Türkiye'nin en çok bilinen markalar arasına giren Getir, 38 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı. Aldığı yatırımla yurt dışına açılacak Getir bundan sonra. Kendine başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşitli hizmet ve belediye ilişkin verileri herkesin kullanımına açık bir şekilde yayınladı. Açık veri portalını kullanarak İstanbul'la ilgili pek çok bilgiye erişebiliyorsunuz artık. Ayrıca geri bildirim ve önerilerinizi göndererek hani platformun gelişmesine de katkıda bulunabiliyorsunuz. data.ibb.gov.tr üzerinden hani sizler de platforma erişebilirsiniz. Diğer haberde yine başka Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi YouTuber'lar için stüdyo desteği vereceğini açıkladı Twitter üzerinden ve sosyal medya yıkıldı. Belediyenin web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak haftanın 2 günü stüdyo imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Hani YouTuber'sanız eğer. Tabii bu duyurunun yapılmasının ardından hani ben en çok şeyi merak ediyorum. Hani TikToker'lar bu stüdyodan faydalanabilecek mi? Bakalım, orası ayrı bir konu. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple 2019'da 60 milyon AirPods sattığını duyurdu. Ya bir dönemler yılda 60 milyon telefon satılıyordu hani. Gerçekten sadece 60 milyon telefon satıldığı büyük böyle haberlerle duyuluyordu. Şimdi sadece tek bir kulaklığın hani kablosuz kulaklığın satış rakamı 60 milyon. İnanılmaz başarı yani. Dolayısıyla hani kablosuz kulaklık üreticilerin falan da bu rakamlar sonrasında bence iştah kabarmıştır. Hani inovatif açıdan rekabet açısından neler yapabiliriz diye bence şu an bayağı bir kafa yoruyorlardır. Evet arkadaşlar, bu haftanın sonuna geldik. Bol kahveli, bol neşeli bir hafta diliyorum. Gelecek hafta pazartesi görüşmek üzere.